karesi ve küpü demiş. Şimdi bir rasyonel sayının karesi veya küpü andırırken tam sayıların kuvvetlerinden ne? Yani bunlar aslında bir üstü sayıdır. Tamam. Bir sayının karesi alınacağı zaman ne yaparsın onu? İki defa yazıp çarparsın kendisini. Küpünü alacağın zaman kendisini üç defa yazıp çarparsın. Zaten üstü sayının tanımı neydi? Üstü sayının tanımı şuydu. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına üstü sayı ya da üstü nicelik diyorduk. Ha, orada biz doğal sayı ve tam sayılarda çarpma yaparken şimdi bunları kesirlerde yani rasyonel sayılarda yapacağız. Bir de burada bir şey örneğimiz var arkadaşlar şu. Tam sayılı kesir gördüğün zaman, tam sayılı kesir gördüğün zaman bunu birleşik kesire çevirip çarpacaksın. Tamam mı? Evet arkadaşlar bakın şurada örnekleri var. Konumuz rasyonel sayıların karesi ve küpü. Bakın mesela burada örneği vermiş adam sana. 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. Şimdi bu 4 bölü 3 iki defa yazmış demek bunun karesi alınmış. B'ye bak. B'de ne yapmış? Eksi 2 bölü 5'in parantezini 3 defa yazmış ve çarpmış. Bu demek istiyor ki, demek ki bak. Tekrar eden kim? Eksi 2 bölü 5 parantezi. Kaç defa tekrar etmiş? Say. 1, 2, 3. Demek ki bu üzeri 3 olacak. Yani küpü olacak. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Mesela 1 bölü 8'e bakalım. Kim tekrar ediyor? 1 bölü 8. Kaç defa tekrar ediyor arkadaşım? 3 defa. E demek ki bunun üstüne 3 koyacaksın. Bunlar bu şekilde yapılır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben sadece anlatayım arkadaşlar. Siz şu anda şey yapmayın, tamam? Konuşmayalım. Şimdi Ç'ye bakalım mesela. Ç'de ne diyor? Eksi 1 bölü 8 parantezini ne 2 defa yazmış ve çarpmış. Mesela bunu nasıl yazacağım? Kim tekrar ediyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 8. Zin parantezi. Kaç defa tekrar ediyor? 1 ve 2. Demek ki bunun üssü 2 olacak. Mesela D'yi Ayaz yapsın. Ayaz D'yi yapar mısın? Yap, konuşarak ha. Evet. Evet, parantezi. Evet, bu kadar. Teşekkür ederim Ayaz. Şimdi gelelim diğerine. Diğerine 2'ye gelelim. Kaçtı bu sayfa kaçtaydı? Merhaba, sayfa kaçtı bu? Kaç? Tamam, bir saniye. Parmağım başka yere gitti. O sayfayı bulmaya çalışıyorum. Heh. Tamam, kaldım aynı sayfada. İyi. Şimdi arkadaşım bakın ikinci soruda ne diyor? Aşağıda verilen üslü ifadeleri tekrar çarpım olarak yazalım. Mesela A'yı Ezgi yazsın. Ezgi. Ezgi. A'yı yaz mesela. Mesela taban kaç? Üssüz sayı. Bildiğimiz üssüz sayı bu. Taban kaç? 4 bölü 7. Kaç defa tekrar ediyor? Üssü kadar 3 defa tekrar ediyor. O zaman 4 bölü 7 çarpı 4 bölü 7 çarpı 4 bölü 7. Bu şekilde. Hayır arkadaş üssü neydi? Üssü tekrar eden. Kaç defa tekrar etmiş üs? Tekrar eden taban. Kaç defa tekrar etmişse üstür arkadaşlar. Yani bu bildiğimiz üssü sayılar. Yani kesir olduğu için burada çok farklı bir şey yok. Üssü sayı konusunun kuralları neyse bunda da geçerli. Şimdi B'yi F'e sağlam yapsın mesela. E tabii ki üstü sayı bildiğimiz üstü sayı arkadaşlar. Başka bir şey değil bu. Tamam. Şimdi B'yi yaz bakalım. F'e sağlam B'yi yaz. F'e sağlam burada mı? Tamam. Kim var burada? Nehir sen yaz. B'yi mesela. Merhaba. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar. Bunun başka bir şeyi yok. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi C'yi Boran yazsın. Eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksi 1 bölü 2 parantezinin küpü. Boran. Peki. Haydi Boran C'yi yazar mısın?
Yanına yaz yanına. Niye aşağı yazıyorsun ki? Yanına yaz. İki. Allah'ım. Tamam. Üç tane arkadaşlar. Tamam bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi Ç'yi ben yazayım arkadaşlar. Bakın Ç'yi. Ç'de mesela ne diyor burada? 3 bölü 4 parantezinin karesi. Şimdi taban kim? 3 bölü 4. Üst kaç? 2. Sana diyor ki 3 bölü 4'ü 2 defa yaz. Yazdım. Ve çarp. Çarpacağım şimdi. Şöyle çarp alsana. Bu açılmış hali. Tamam mı? Bu şekilde yazılacak bu. Şimdi gelelim yukarıya. Aşağıda verilen üst ifadenin değerlerini bulalım. Şimdi değerlerini bulacağım. Yani sana diyor ki hem aç, açtıktan sonra da çarp. Söz hakkı isteme. Şu söz hakkılarını indirebilir miyiz? Evet, Efeser A'yı yap. Geliyor, geliyor. Birisinin telefonu ötüyor, birisi nefes alıyor, bir şeyler yapıyor. Lütfen onları şey yapmayın. Tamam, bunların değeri ne yapar? Eşit 1 bölü 2 mi yapar? Arkadaşlar, burada çarpma var, tamam. Tamam oğlum, pay payla çarpılır. 1 kere 1, 1. Kesir çizgisi payda paydayla çarpılır. 2 kere 2, 4 payda yazın. Demek ki bu işlemin sonucu 1 bölü 4 olacak. Tamam mı? Evet, Melis, 3, Melis B'yi yapar mısın? Melis. Hı. Evet. Tamam. Hı. Evet. Eşittir kaç yapar bu? Evet, 1 bölü 27 arkadaşlar. Neden? 1 çarpı 1, 1 çarpı 1, 1 bölü. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 de buraya yazarsın. Demek ki bunun değeri kaç olacak? Eksi 1 bölü 3 parantezinin 3. kuvveti 1 bölü 27 olacak. Evet, C'yi. Miray burada mı? Miray. Miray bir saniye, kim var? Emre Uğur. C'yi yapar mısın C'yi? Tamam. Emredersin. Söyle. Ha. Evet. Evet. Tamam. Kaç yapar bu? Şimdi bak buraya. Önce işaretleri çarpın. Eksi çarpı eksi. Artı. Devam et Emre. Kesir. Hı, 4. Bayağı evet. Evet. Teşekkür ederim. Bu kadar. Peki. Peki. Ali, Mehmet Ali Havat. Çeyi yap. Mehmet Ali Havat. Çeyi yapar mısın? Çeyi. Eksi 1 bölü 2 parantezinin karesi. Evet, ikinci kuvveti. Arkadaşlar ikinci kuvveti alındığı zaman bunun özel okuma biçimi neydi? Karesi. Üçüncü kuvvet alındığı zaman özel okuma biçimi neydi? Küpü. Başka zaten bir özel okuma biçimi yok normalde. Söyler misin? Oğlum çeyi diyorum. Ben burada Flamanca mı konuşuyorum? Çe diyorum çe. Bir defa da tam sarı kesir olduğu zaman onu bileşik kesire çevireceğiz demedik mi? Eksi 1 tam 1 bölü 3 diyorsun bana ya. Evet. Ulan oğlum alttaki ne yaptın? Tam sarı kesir varken dedim ki ben size dersin başında. Tam sarı kesir bileşik kesire çevrilir ve çarpılır. Sen tam sayılı olarak söylüyorsun. Nasıl çarpacaksın ikisini tam sayılı olarak?
1 bölü 4 yapar ama burada başta, burada eksiler var. Eksi çarpı eksiden artıya dönen. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi D'ye bakalım. Ali Hava, D'yi yapabilecek misin? Söyle. Önce tam sayılı kese çevirelim bunu. Bileşik kese, özür dilerim. Evet, 3 kere 1, 3, 1 daha 4, eksi 4 bölü 3'ü 3 defa yazıyoruz diyor. Ha. Ve çarpıyoruz. Bu da eksi, bu da eksi 4 bölü 3. Çarpıyoruz. Önce işaretleri çarpalım. Önce işaretleri çarpalım. Çarp, eksi çarpı eksi. Artı, sonra artı çarpı eksi. Artı çarpı eksi. Oğlum artı çarpı eksi farklı işaretlerin çarpımı negatif, aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. Bu eksi olacak arkadaşlar. Şimdi çarp 4 kere 4 çarpı 4 64 bölü, evet, eksi 64 bölü 27. Evet, teşekkür ederim. E'yi Ayaz yapsın. İsa yapsın İsa. Işıldar burada mı? İsa, bir saniye çocuklar. Tamam, Ezgi, Güldeniz yapabilir mi? Güldeniz, edemeyiz. Ezgi sen yap. Alıştınız ha. Niye siz kendiniz yazmıyorsunuz? Söz hakkı. Boran söz hakkını götürür müsün lütfen? Söz hakkını siler misin? Ha. Şimdi eksi çarpı eksi ne yapar? Eksi çarpı eksi. Artı 3 kere 3 9 bölü 4 kere 4 16. Evet, bu işlemin sonucu 9 bölü 16 olacak. Evet, F'yi kim yapacak? Ayaz F'yi yap. Evet. Evet. Yani evet, 25 bölü 36. Arkadaşlar bir de biz şunu söylemiştik, hatırlayın. Dedik ki mesela bir sayının eksi 3'ün diyelim. Eksi 3'ün parantezinin ikinci ve üçüncü kuvveti alınsın. Dedik ki negatif bir sayının üssü kuvveti alınıyorsa üssüne bakarsın. Eğer üssü çiftse, yani şunun gibi, ne dedik? Sonucun işareti artı olur dedik. Pozitif olur. Eğer negatif sayının üssü alınıyorsa üssüne bakarım. Tek mi çift mi? Tek. Eğer tekse ne dedik? Sonucun işareti eksi, yani negatif olur. Bunu unutmuyoruz değil mi? Ha. Tamam. Peki şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Efe sağlam yok mu? Hayır inşallah. Hayırdır, bu çocuk normalde şey yapmaz. G'ye bakalım arkadaşlar, G'yi. G'yi kim yapacak? Efe Sersen, Boran yapsın, Boran. Boran ek. Boran. G'yi yapar mısın? Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. Evet, eksi 7 bölü 4 çarpı eksi 7 bölü 4.
Evet, ne yapar? 49 bölü 16 olur, doğru. Evet, yumuşak G'yi kim yapacak? Neherek yapabilir mi? Neherek yapabilir mi? Neherek? Neye çalışacaksın kızım? Önce bileşik kese çevir. Evet. Çarpı 5 bölü 2 çarpı heh, kaç yapar bu? 125 bölü 8. Evet. Teşekkür ediyoruz. Silim şimdi burayı arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyoruz galiba. Evet, geçtik. Şimdi gelelim buraya, diğer sayfada. Burada ne yapıyoruz? Burada arkadaşım sana evet ondalık şekilde vermiş. Bunu kese çevireceksin önce. Bakın, istiyorsan bunu bakın a'ya bak. 0 tam onda 1'in parantezinin karesi. İstiyorsan şöyle yazabilirsin. 0 tam onda 1 çarpı 0 tam onda 1. Ama böyle karıştırırım diyorsan kesir haline getir. Şimdi onda 1 ne demek? Arkadaşım onda 1 ağzından çıkanı yaz. Onda 1. Bu şu parantezin içindekidir. Kaç defa tekrar etmiş? Üstüne bak 2. Demek ki bunu 2 defa yazıyorum ve çarpıyorum. Çarp bakalım 1 kere 1. 1 bölü. Çarpmayı da biliyorsunuz arkadaşlar rasyonel sayılarda çarpma. Pay payla çarpılır paya. Payda paydayla çarpılır paydaya. 10 çarpı 10 da 100 yapar. Ne oldu? 1 bölü 100. 1 bölü 100 kaçtır? 0 tam %1. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki şimdi B'yi kim yapacak? B'yi Melis yapsın. Yap. Evet, eksi 1 bölü 10 çarpı çünkü 0 tam onda 1'in kesir karşılığı 1 bölü 10 çarpı şimdi Melis bunun sonucun işareti artı mı olacak eksi mi olacak? Eksi olacak. Evet, eksi 1 bölü kaç? Eksi 1 bölü arkadaşlar. 1000 mi? Evet. Eksi 1 bölü 1000. Bu şekilde. Tamam. Bu da ne yapar? Eksi 0 tam 1000'de 1 yapar. Bu şekilde. Evet. C'yi kim yapacak? İsa yap C'yi. Söz hakkını indir. Söz hakkını indir. C'yi yap bakalım. 0 tam onda 5'in 3. kuvveti. 0 tam onda 5 aslında bunu ezbere bilmeniz lazım. Neydi? Yarım. Yarım. 1 bölü. 1 bölü. 2. Evet. Evet. 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2. Çarpı 1 bölü 2 sıkıntı yok. Kaç yapar? 1 bölü 8. Peki arkadaşlar. Hayır eksi değil artı. Orada eksi yok artı. Peki arkadaşlar. 1 bölü 8 çeyreğin kaçta kaçıdır? Kaçıdır yani? Arkadaşlar çeyrek kaçtı? Tamam 1 bölü 4'ün 2 katı mı? Kızım çeyreğin 2 katı yarım yapar. 1 bölü 8, 1 bölü 4'ün nesi kaçı oluyor? Yüzde kaçı oluyor? Ya da kaçta kaçı?
Arkadaşım şöyle düşüneceksin bak. Dinle beni dinle yarısı diyor. Evet, yarısı kim dedi onu? Evet yarısı arkadaşlar. Burada tamam şimdi kim söylediyse doğru söylediler tamam. Kimler söylediyse bakın. Şimdi 1 bölü 4'ü sen neyle çarpacaksın ki 1 bölü 8 yapsın. Şimdi 1'i neyle çarparsam dinle. 1'i neyle çarparsam 1 yapar 1. 4'ü neyle çarparsam 8 yapar 2. Demek ki 1 bölü 4'ün 1 bölü 2 katı yani yarısı kadarı 1 bölü 8 yapıyor. Tamam. Evet şimdi çeyi kim yapacak bize? Kubbe. Ezgi Baytar. Ezgi yap bakalım. Tamam Ezgi yapsın. Çeyi yap Ezgi. Ha. Yaz Umut. Evet. Artı 4 bölü 100. Yani 0 tam %4. Efendim. Hayır. C'yi yaptıysa. İsa C'yi yaptı. Evet. Sen konuşmuşken Efe Eser. Efe Eser C'yi İsa yaptı. Şimdi Ç'yi Ezgi yaptı oğlum. Efendim söyle. Tamam 1 bölü 8. Tamam 1 bölü 8 yaptı C. D'yi yap. D'yi yap Efe Eser. Evet, 9 bölü 100. Aferin. Doğrudur. Peki, Boran E'yi yap bize. Efendim? Bekliyoruz. Ne var Efe Cebbar? Tamam, F'yi sen yapacaksın. Bu şekilde yazmak istedi galiba arkadaşımın. Bakın, evet eksi çarpı eksi doğru. Artı, artı çarpı eksi. 3 tane 4'ün çarpımı 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10 1000. Evet eski 64 eksi 64 bölü 1000. Doğru. F'yi yap Efe Cebbur. On bölü üç değil, onda üç. Evet, çarpı. Lan oğlum, 3 bölü 10, 3 bölü 10. Bir daha. Bir daha yaz. Evet. 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 çarpı evet yaz. Evet 27 bölü 1000. Teşekkür ederim. Ne kadar kaldı şimdi arkadaşlar? Evet. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi 5'e geçelim. Arkadaşlar bakalım 5'te ne diyor. Teşekkürler Efe'ciğim bu arada. Bakın burada aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için harflere karşılık gelen sayıları bulunuz. Mesela 4 bölü 8 parantezinin a'nıncı kuvveti 16 bölü 64 yapmış. A kaçtır diyor. Yani 4 bölü 8 kaç defa tekrar edip çarpmış ki 16 bölü 64 olmuş. Nasıl bulacaksın? Şöyle yapacaksın bak. Şimdi 4'ü neyle çarparsan 16 yapar.
Yani bir tane 4 doğru mu? Tamam. 8'i kaçla çarparsan şey olur, 64 olur. Şimdi bak şöyle düşün. O zaman bak pay kısmındaki 4, 4 çarpı 4 olacak değil mi? Paydadaki de 8 çarpı 8 olacak. Bu da ne demek oluyor? Bunun da demek ki şusu oluyor. 4 bölü 8'in parantezinin karesi olacak. Demek ki A kaç olacakmış A? A 2 olacak arkadaşım. Peki B'de kaç olacak? Ezgi Baytar. Evet, üçüncü kuvveti. Neden üçüncü kuvveti? Çünkü üçüncü kuvveti olacak ki üçüncü kuvveti olacak ki eksi olsun. Sonuç eksi çıkmış. Demek ki bunun üssü tek sayı olacak. Ne yapacağım burada? Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Çarparsam eksi çekisi artı. Artı çarpı eksi eksi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 tane 5'in yan yana çarpımı da 125 yapar. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. C'yi İsa söylesin. Evet. Üçüncü kuvveti. Evet. Doğru söylüyor. Bu da bunun üçüncü kuvveti olacak arkadaşlar. C'yi de Ayaz söylesin. İkinci kuvveti olacak. Neden? İçi negatif, üstü çiftse sonuç bakın artıya döndü. Görüyor musunuz? Burada artı var. Şurada şu artı. O yüzden karesi. Doğru. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kaça geldik? D'ye geldi. Evet E'yi kim söyleyecek? E'yi kim söyleyecek? Melis sen söyle Melis. D'yi söyle yani dedi ki E'yi. Melis Bulut. Melis. Ses mi gitti? Şeyi söyle kızım. Şu D'deki E'yi söyler misin şunu? Yani 5 bölü 7'nin kaçıncı kuvveti yerine 5 bölü 49 yapar? Karesi olmaz mı arkadaşlar? E tabi 5 kere 5 25, 7 kere 7 49, o yüzden karesi. Peki E'de kaç olacak Efe Eser? Efe Eser? Tövbe Station. Tamam İsa Işıldar. Evet üçüncü kuvvetini alırsan bu da doğru. Üçüncü kuvvetini alırsan eksi 27. Evet dördün küpü 64 yapar. Evet arkadaşlar. Sanırım süremiz de doldu. Doldu mu süremiz? Evet. Haydi o zaman bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olun. Bay bay.